diyor. Fiyatlama davranışları hala oturmuş değil diyor. Hala bir risk şeklinde konuşuyor. Dolayısıyla fiyatlama davranışlarının oturmadığı bir ortamda, bir dünyada bizim birazcık daha hızlı davranıp bu davranışları bozma lüksümüzün olmadığını aslında ifade eden bir süreç. De bir dezenflasyon sürecine geçirmemiz için de mevcut duruşun ve mevcut politikaların devamlılığının gereğinden bahsetmiş. Dolayısıyla hani beklediğimizden ve düşündüğümüzden çok farklı söylemler yok. Merkez Bankası durumun farkında. O yüzden zaten uzun süre sonra Serkan Bey de daha iyi biliyor konuyu ama uzun süredir ilk defa gerçekten toplumun ve farklı kesimlerin enflasyon beklentilerini ayrıştırarak yayınlamaya başladı. Yani biz piyasa profesyonellerinin beklentileri ayrı, üretim yapanların ayrı, hane halkının ayrı. Bunu göstermesinin en büyük sebebi şu an uyguladıkları politikanın mantığını daha net anlatmaktı. Arkasındaki sebebi anlatmaktı. Bunu çok iyi anlattıklarını düşünüyorum. Dolayısıyla hani beklentimizden çok farklı bir şey olmadı şu anda, resim olmadı. Sayın Şimşek birkaç gün önce CNN'de bir programa katıldığında işte 2025'in aslında ikinci yarısında böyle bir faiz indirimi olabileceğine dair sinyaller verdi ama Merkez Bankası Başkanı Sayın Karahan da faiz indirimi olsa bile sıkılaşma aslında devam edecek diyordu. Sanki bu metindeki bu bölümde bunu teyit eder gibi değil mi Altuğ Bey? Dün konuştuğumuz aynen, üzere. Aynen konuştuğumuz gibi yani alternatif kanallardan zaten özellikle kredi mekanizmasını kontrol altında tutacaklarını söylüyorlar. Dolayısıyla kontrolsüz bir kredi büyümesi istemeyecekler ve buna izin vermeyecekler. Bunu çok net görebiliyoruz. Bu bağlamda hani sıkı duruşumuz devam edecek. Bizim beklentimiz aynı açıkçası. Hani iyimser tahminle Kasım ayında Ekim enflasyonunu gördükten sonra net böyle bir karar verebileceğini düşünüyoruz. Eylül enflasyonunda Ekim'de iyi gelirse çok daha böyle defansif bir biçimde çok daha kararlı bir duruş olabilir. Her ay zaten düzenli olarak enflasyon beklentilerini takip ediyor Merkez Bankası. Yakından bütün yani toplumdaki enflasyonun nereye gideceğini karar veren aslında bütün kişiler bir politika yapıcısı sayılır. Hani halkı daha çok tüketeceğim diyorsa o zaman Merkez Bankası'nın daha çok sıkı durması lazım. Bu bakımdan bunların hepsini yakından takip ettiğini düşünüyorum, öngörüyorum. Bu açıdan muhtemelen ABD tarafına da tabii yakından takip edecek. ECB faiz indiriyor, FED faiz indirmeye devam edecek gibi gözüküyor yıl sonuna kadar. Zaten dünkü açıklamalardan da bunu anladık. Bütün bunların üst üste koyduğumuz zaman Merkez Bankası'nın Kasım ayında faiz indirmesi için elinde yeterince done olacağını düşünüyorum. Bir de dediğim gibi baz etkisi de enflasyonun hızlı düşebileceği bir döneme tekrar girmiş olacağız. Onunla beraber bence beklentiler de düzelecektir. Özgüven de artacaktır. Bu açıdan baktığımız zaman çok daha doğru bir patikada ilerleriz diye düşünüyorum. Yatırımcılar açısından da daha verimli, daha rahatlayacakları bir dönem olur önümüzdeki süreç diye düşünüyorum.